İbrahim Bey, dilerseniz uyku problemiyle başlayalım programımıza. Evet. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi problemlerin birçok sebebi var. İç sebepler, dış sebepler, dış etkenler, çevre gürültüsü veya kişinin, eşinin horlaması. Evet. Veya üst üste yan yana sarılarak yatma arzuları vesaire, çeşitli faktörler oynayabilir. Çevre kirliliği, ses gürültüsü vesaire, herhangi bir gürültü ortamda yaşama. İç sebepler, kişinin kendisinden kaynaklanan sebeplerse psikolojik olabilir, psikolojik rahatsızlığı veyahut da huzursuz bacak sendromu varsa, bacaklar kasıldığı zaman uyuyamaz. Bazı çocuklar altını ıslattığı zaman tabii ki rahatsız olur. Yani birçok sebebi var. Sebebi bilindiği zaman rahatsızlığın tedavisi mümkündür. Fakat biz daha çok uyku rahatsızlığından çok dünyada en çok uyuyan millet olduk. Yani son 50 yıldır dünyada en çok uyuyan 3 millet var. Türkler, Araplar, Pakistanlılar. Yani Müslümanlar uyuyor nedense. 50 yıl önce sabah namazından sonra herkes işine giderken, televizyonun icadından sonra insanlar sabahlara kadar televizyon seyredip öğlenlere kadar yatmaya başladılar. Kişinin bünyesi güneşin doğmasına az bir vakit kala bünyesinde hormon değişiklikleri başlar. Böbrek üstü bezeleri daha çok kortizon sağlar. Karaciğer daha çok glikoz harcamaya başlar. Vücudun dengeleri, hormon dengeleri yavaş yavaş aşırı enerji tüketmeye başlar. Güne hazırlar. Ama buna rağmen kişi güneşin doğmasına az kala, yani sabah namazının tam vaktidir, eğer ki uyanmıyorsa, hala uyumaya devam ediyorsa, vücudu aşırı enerji harcamaya devam ettiği için, kişi hala uyuyorsa, vücudunda aşırı oranda laktik asit oluşur. Yani uyanması gerektiği halde uyursa laktik asit, bu sefer kişi dinlenmek için yatıyor fakat aşırı asitlenme nedeniyle bu sefer ne olur? Daha çok yorgun olur. Yani sabah namazından kalkmazsa ve sürekli yatarsa, güneş doğduktan sonra da yatarsa daha yorgun olur. Böyle artık halsiz, dermansız yorgun. 15 saat uyusa da, 20 saat uyusa da kendine gelemez. Yani uykunun bir zamanı var, ayarı var. Avrupa'ya gittiğimde Almanlar sabah 5'te işbaşı yapıyor. 4'te kalkıyor, 5'te işbaşı yapıyor. Cin gibi. Allah Allah, ne biçim insanlar dedim. Yani biz eskiden köyde öyleydik, şimdi bunlar da böyle. İyi güzel. Japonlar 5'te işbaşı yapıyor. Çinliler daha erken. Çinliler dünyada şimdi Almanlardan sonra en büyük ihracat yapan ülke Çinliler. Evet. Almanlar dünyada yapmış oldukları ihracat 1,5 trilyon doları geçmiş. Çinliler geliyor, Amerikalılar geliyor. Biz Türkler ihracatta ilk 30'a bile giremiyoruz ama ithalatta ilk 20'deyiz. Bu ne demek? Hep yiyoruz, yiyoruz ama üretmiyoruz. Dünyanın en tembel milletiyiz. Aşırı uyumaktan. Koreliler 50 yıl önce bizim yapmış olduğumuz ihracatın 1/3 seviyesinde ihracat yapıyordu. 25 yıl önce bize yetiştiler. Şimdi bizim 3 katımızı geçtiler. Dünya demek ki ne oluyor? Çalışan kazanıyor. Biz Avrupa'yı, Asya'yı tam 3,5 saat geriden takip ediyoruz. 3 ve 1,5. 3,5 saat Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika'dan ilerideyiz ama. Dünyayı 3,5 saat geriden takip ediyoruz ve diyoruz ki süper devlet olacağız. Maşallah. Bu gidişle Allah korusun. Elimizdekini de kaybetme riskosu var. Yani uyku problemi değil de, uyku problemi var da bizde. Aşırı uyuma problemi var. Uyu, uyu, uyu. Ne zamana kadar uyuyacağız? Uyan insanda tansiyon, kolesterol, kaslar çalışmıyor. Gevşiyor. Kalp kasları gelişir, ya gevşer. Damarları gevşer. Bütün kasları gevşer. Vücudu hantallaşır.
asidoz oluşur, hastalıklı hale gelir. Tansiyon, kolesterol, kalp, damar vesaire vesaire. Bütün hastalıklar aşırı tembellikten kaynaklanır. Almanya'ya gidin bakın, adam 70-80 yaşında sabah 4'te kalkmış köpeğiyle ormanda geziyor. Tuhaf değil mi? Yani onlar uyanık, biz uyuyoruz. İnşallah bir gün uyanırız. Ama gerçekten böyle bizimki yanlış bir eğitim sisteminden dolayı son 50 yıldır hep böyle devam ediyor. Ama gerçekten uyku rahatsızlığı olanlar için elimizde şöyle bir bitki var. Bu nedir? Çarkı felek. Çarkı Mehmet Erbil'in çarkı feleğine benziyor. Etrafı böyle rengarenk. Bu çarkı felek uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi psikolojik rahatsızlığı olanlar için dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili olarak Profesör Doktor Beke 1377 hastayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Beke'den sonra Profesör Zepparoni, Profesör Minghetti yapmış oldukları araştırmalarda yine uyuyamama, sık sık uyanma, uykuya dalamama gibi rahatsızlar olan insanları çarkı felek veya da Latincesi Passiflora Incarnata. Passiflora. Şimdi artık Passiflora kelimesi bize de yerleşti. Passiflora ile tedavi etmişlerdir. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde Passiflora yani çarkı felek otunun ve çiçeğinin ekstraktı. Otu ve çiçeği. Yani yaprağı, sapı ve çiçeğinin ekstraktı. Kedotu kökünün yaprağı, çiçeği ekstraktı. Kedotunun kökünün ekstraktı, melisa yani oğulotu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı gibi 19 bitkinin ekstraktlarına oluşan bir formülümüz var. Mükemmel. Kişi kullandığı zaman rahat rahat uyur. Hiçbir problem kalmaz. Zaten Passiflora ile ilgili dünya çapında bu klinik araştırmalar 1991. Evet. Yani o günden bugüne kadar yüzlerce klinik araştırması yapıldı. Ben sadece bir klinik araştırmasından bahsediyorum. Bir iki örnek veriyorum. Passiflora mükemmel uyuyamayan, uyku rahatsızlığı olan insanlar için. Ama aşırı uyuyanlar için de o daha kötü. Çünkü çok uyuyanlar çok tez yaşlanır. Kalp kasları gevşer, vücudu gevşer. Birçok hastalık ortaya çıkar. 30 yaşındaysa 70 yaşındaki gibi kırışır bütün vücudu, cildi. Evet. Nineler gibi olur. Evet. Passiflora incarnata. Passiflora. Incarnata 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşur. Bu uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıkları olan insanlar için dünyada en ideal bitkilerden biridir. Biz birleşiminde Passiflora'nın yaprak ve çiçeğinin ekstraktı, kedotu kökü ekstraktı, melisa yani oğulotu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formüldür. Kişi uyamıyorsa, uykuya dalamıyorsa, sık sık uyanıyorsa her yaşta herkes kullanabilir. Kullanmasında problem yok. Profesör Doktor Beke 1377 hastayı Passiflora ile tedavi etmiştir. Passiflora'nın 1050 çeşit türü var. Sadece Passiflora incarnata, bu rengi böyle et rengidir, lila. Sadece bu Passiflora incarnata şifalıdır. Diğerlerinin bir etkisi yok. Bu nedenle bilmek gerekir. Doğru bitki kullanmak gerekir. 1049 Passiflora türünün bir etkisi yok. Hatta bazıları zehirlidir. Bu nedenle asla kullanmamak gerekir. Fakat kişinin psikolojik problemleri varsa o zaman sarı kantaron da kullanması gerekir. Eğer ki psikolojik nedenlerle uyuyamıyorsa, uykuya dalamıyorsa, sık sık uyanıyorsa sarı kantaron da gerekir. Aksi takdirde eğer psikolojik problemi yoksa sadece Passiflora yeterli.